Onlar şeytandan Allah'a sığınırım. Böylece onlar gelip Yusuf'un yanına geldikleri zaman anne ve babasını bağrına bastı. Yani sevgide dokunma hissinin önemine dikkat çekiyor. İnsan hakikaten kedi de olduğunda mesela bağrına basmak ister. Değil mi? Bir sevdiği olduğu da bağrına basmak ister. Kur'an buna işaret ediyor bak. Anne ve babasını bağrına bastı. Kalpten kalbe muhabbet geçer. Sevgiyi artıran ve sevgiyi deşarj eden bir şeydir. Ve dedi ki Allah'ın dilemesiyle Mısır'a güvenlik içinde giriniz. Mısır fetholmuş. O devrin dünyası Mısır. Dünyayı fethetmiş yani. En önemli devlet o dönemde. Yani dünyanın merkezi. Güvenlik içine giriniz. Güvenlik içine giriniz ne demektir? Mehdiyettir. Yani bir yerde bütün asayiş sağlandıysa, kadınlar rahat yaşıyorsa, çocuklar rahat yaşıyorsa, güvenlik içinde girmenizin anlamı ortaya çıkar. Tam bir huzur ortamı olacaktır. Bakın buyurun, Mehdiyet'e yine bakalım. Babasını ve annesini tahta çıkartıp oturttu. Müslüman hakimiyetinden bahsediyor. Taht var. Bir Müslümanın idareci olmasından bahsediyor. O devrin Mehdi'sidir Hazreti Yusuf. Bakın ama anne ve babasını tahta çıkartıp oturttu. Kendi değil. Bu bir şefkat ve sevgidir. İnsan sevdiğine en iyi olan şeyi ikram etmesi lazım. Mesela en beğenilen şey nedir? Mesela saray ise evinde sevdiğini sarayda oturtması lazım. Veyahut o saraya benzer bir evde oturtması lazım. Yani kendisi için ideal olan, güzel olan bir şeye kavuştuğunda onu sevdiklerine de sunması gerekiyor. Buna dikkat çekiyor Kur'an. Dedi ki ey babam, bu daha önceki rüyamın yorumudur. Daha önce dünya sen hakim olacaksın diyor babası. Rüya göstertiliyor Hazreti Yusuf'a. Hazreti Yusuf diyor yani ileride bir hakimiyet olacağına dair işte 11 yıldızın efendim ayın, güneşin tam ayet şimdi ezberimde değil bana secde ettiklerini gördüm diyor. Bunun tahakkuku diyor yani orada sana dünya hakimiyetinin gibi bir rüya göstertildi diyor Allah. Rüyasında dünya hakimiyeti belirtiliyor ve o dünya hakimiyeti tahakkuk etmiş oluyor. Bu Mehdiyet'in tam uygulaması değil mi? Daha önceki rüyanın yorumudu. Doğrusu Rabbim onu gerçek kıldı. Mesela biz de diyoruz şimdi Mehdi'nin ilgili hadisler var. Bunlar oluşacak diyoruz. Bu rüya gibi geliyor değil mi insanlara? Tahakkuk ettiğinde bu rüya gibi gördükleri şeyin tahakkuku olmuş oluyor. İşte bu yorumu bu olmuş oluyor. Doğrusu Rabbim onu gerçek kıldı. Bana iyilik etti çünkü beni zindandan çıkarttı. Demek ki Mehdi de hapsedilecek, acı çekecek, iftiraya uğrayacak. Biliyorsunuz cinsel suçlama yapıldı. Yani cinsellikle ilgili bir suçlama yapıldı Hazreti Yusuf'a. Tecavüz suçu. Yani bir kadına tecavüz suçuyla yargılandı. Haksız yere yapmadığı halde. Mehdi'ye de aynı olayların yapılacağını Kur'an'dan anlıyoruz. Beni zindandan çıkarttı. Şeytan benimle kardeşlerimin arasını açtıktan sonra Mehdi'ye de birçok Müslüman düşman olacak. Öfke duyacaklar. Kardeşlerinin arası sonra düzelecektir Mehdi'nin. Ama bakın burada da yine burada kardeşlerle arası bozulmuş, o düzeliyor. Çölden sizi getirdi. Bütün çöle hakim olacak İslam. Her yere. Suudi Arabistan'a da, Mekke'ye, Medine'ye. Buna da özellikle dikkat çekilmiş. Şüphesiz benim Rabbim dilediğini pek ince düzenleyip tedbir edendi. Yani Allah'ın öyle ince bir düzeni vardır ki diyor, o kader yavaş 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 işler. Ve sonunda Allah'ın dediği olur. Gerçekten bilen hüküm ve hikmet sahibi odur. Rabbim sen bana mülkten pay ve onu yönetme imkanı verdin. İşte Mehdiyet. Yani cezaevinden, kuyudan o oradaki bütün bölgeye hakim oluyor. Mehdiyet'in açıklaması. Sözlerin yorumundan öğrettin. Mehdi de sözleri çok güzel yorumlayacaktır. Kur'an'ı çok güzel yorumlayacaktır. Aynı şekilde Hazreti Yusuf'un da böyle bir özelliği var. Göklerin ve yerin yaratıcısı, dünyada ve ahirette benim velim sensin. Her yerde sen beni koruyacaksın diyor. Müslüman olarak benim hayatıma son ver. Şimdi dünya hakimi olmuş. Bakın doğrudan ahiret istiyor, Allah istiyor. Yani burada bir dünya hırsı yok. Uslu dünya mıymış? Maşallah. Müslüman olarak benim hayatıma son ver ve beni salihlerin arasına kat. Demek ki dünyadan bir alıp veremedi yok. Bak tahta babasının annesini çıkartıyor. Allah'tan istediği de
ahirette güzel bir hayat istiyor. Allah'ın rızasını istiyor. O kadar. Başka bir şey yok. Demek ki Mehdi de dünya hırsı içerisinde olmayacak. Peygamberler de dünya hırsı içerisinde olmamışlardır. Hiçbir peygamber dünya hırsı içinde olmamıştır. Hazreti İsa Aleyhisselam da dünya hırsı içinde olmayacak. Bakın açar açmaz Mehdiyetle ilgili ayetlerin Kur'an'da nasıl hakim olduğunu görüyoruz.